upright position and window blinds are open. Makedonya Üsküp'e hoş geldiniz. Şu anda indim, havalimanındayım ve uçarak otobüse yetişmem gerekiyor merkeze giden. Çok kolay bir şekilde geldim. 1,5 saat sürdü İstanbul'dan. Sabiha Gökçen'den geldim buraya. Biliyorsunuz vizesiz bir yer. Sadece pasaportumu aldım. Hemen kapıdan çıkınca şöyle bir otobüs beni karşıladı. Şu arkamda gördüğünüz yerden hemen bir bilet aldım. Bu bineceğim otobüsün tiketi. Bu arada içeride de ödeme yapabiliyormuşsunuz. 4 euro verdim bu bilete. Kiraladığım ev çok merkezi bir yerde. Hemen bu meydana yakın. Az kaldı, kendime güveniyorum. Ev sahibini bulmam gerekecek şimdi. Çok çok az kaldı. Daha sonra çok güzel bir şekilde gezmeye başlayacağım. Ev sahibimi buldum. Anahtarımı aldım. Yukarı eşyalarımı bıraktım. Şimdi aşağıya markete geldim. Bir şeyler alacağım. Yoksa açlıktan bayılmak üzereyim. Şimdi beraber sizinle Tinex diye bir markete giriyoruz. Ters taraftan mı girdim? Evet. Marketten bir şeyler alıp eve ilk girişimi yaptım. Size evi göstermeden önce gerçekten ev sahibine buradan tekrar çok 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 teşekkürlerimi sunuyorum. Yana mükemmel bir insan. Ve kapıyı beraber açtı. Beni yukarıya çıkardı, anahtarı verdi, evi anlattı falan. Ev böyle buram buram temizlik kokuyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Öncelikle size gezimden bahsedeyim. Buraya nasıl geldim? Uçak biletlerine baktım. Aslında Almanya'yı düşünüyordum vizem olduğu için. Bir yandan da şunları yemeye devam edeyim. Buraya gelmeden önce Üsküp'e gelmekle alakalı bir fikrim yoktu. Ama daha sonra işte uçak fiyatlarına baktım vizem olmasına rağmen Almanya'ya. Gerçekten çok pahalanmış. Bayağıdır biliyorsunuz bir ara vermiştim. Seyahate çıkmıyordum ve fiyatlardan hiç haberim yoktu. Ve ne kadar pahalı olduğunu görüp şaşırdıktan sonra dedim ki vizesiz olsun bir yer ama ucuz bir yer olsun açıkçası. Gidiş dönüş uçak biletlerim yaklaşık 6.000-6.500 liraya geldi. Booking.com'dan kiraladım burayı aslında. Airbnb gibi bir ev ama bence çok çok uygun. 97 euro yani 97.20 gibi bir şey. Burası yaklaşık bana 2.800-2.900 liraya geldi 3 günlük. Makedonya yaşam anlamında biraz daha Türkiye'ye benziyor. Türkiye'ye göre bile hani çoğu şeyin fiyat olarak daha uygun kaldığını duydum. O yüzden açıkçası hem vizesi olması biraz daha uygun fiyatlı olmasından kaynaklı olarak buraya gelmeyi tercih ettim. Yanımda aslında 300 euro var. İşte onu şu anda bozdurdum. Böyle kapkarışık bir para birimiyle karşı karşıyayım. Onu çözeceğim birazdan. Evet, dolabımı güzelce yerleştirdim. Bunlarımı giyiyorum. Biraz tipimi toparladım. Üsküp'ün gezilecek yerlerini bitirmeye gidiyorum. Saatlerimiz öğlen 3. Yaklaşık 3-4 saatte genel olarak bitirirsin dediler. Ben de pencereden baktığımda zaten her şeyi birbirine çok yakın olduğunu gördüm. Gezimin tamamına başlamadan önce size biraz Makedonya'dan ve Üsküp'ten bahsetmek istiyorum. Makedonya genel olarak 3 idari bölüme ayrılmış ve şu anda Kuzey Makedonya bölgesindeyim ben. 1991'de Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsız olmuştur. Başkenti ve en büyük şehri Üsküp'tür. Genel olarak Makedonlar, Arnavutlar ve Türkler yaşıyormuş burada. Şimdi Kuzey Makedonya'nın başkentindeyiz dedik, Üsküp'teyiz. Üsküp'ten biraz bahsedeyim. Zenginliğini Osmanlı'dan da almış. Çünkü eski bir Osmanlı kenti burası. Şehri güzelleştirme politikaları varmış son birkaç senedir. O yüzden diyorlar ki %90'ı İnsan ama %10'u heykelden oluşan bir şehir. Şehir Vardar Nehri üzerine yerleşik bir halde bulunuyor. Modern ve geleneksel bir mimari hakim diyerek devam ediyorum. Otelimden çıktım, hemen sola döndüm. İlk olarak bizi ne karşılıyor? Aziz Ohrid Kliment Katedrali karşılıyor. Buranın inşası 1972'de başlamış, Ortodoks mimarisi. Açılışı 1990'da yapılmış buranın. Yani aslında üzerinden çok da geçmemiş diyebiliriz.
binalar çok eski işte, yıpranmış. Hani üzerinden belli bir tarih geçmiş belli. Ama yenileştirme çalışmaları da var. Yani hem biraz Avrupa'nın böyle güzel mimarisi var, bir yandan da çok yıkık dökük binalar var. Böyle değişik, karmakarışık bir yapı var yani. Her yer birbirine çok yakın görünüyor yürüyerek. O yüzden çok mutluyum. Kendime bir kahve aldım. Makedonya Meydanı Üsküp şehrinin merkezinde, Taş Köprü'nün hemen yanında. Büyük İskender'in heykeli var, bakın görüyorsunuz. Eski Makedonya kralı. Ve çevresinde eğlence, alışveriş, kafeler, bu şekilde mekanlar var. Dediğim gibi konaklamanız eğer buraya yakın bir yerde olursa daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. Makedonya Meydanı'ndan hemen arkamı döndüğümde Taş Köprü ile karşılaşıyorum. Bakın şu tarafta Taş Köprü var, sol tarafta. Bir de sağda bir köprü daha var ve karşıda arkeoloji müzesi var. Oraya bugün girmeyeceğim ama sizin için çekim yapacağım dışarıdan. Şimdi öncelikle Taş Köprü'ye doğru gidiyorum. Buraya bayıldım. Görsel olarak o kadar güzel görünüyor ki. Gerçekten bayıldım. Şurası Taş Köprü. Ve bilindik bir şarkı çalıyorlar şu anda. Gitarla Sezen Aksu'dan bir şarkı çalıyor. Karşınızda Taş Köprü. Şehrin en önemli simgelerinden biri burası. Vardar Nehri üzerinde bulunuyor. Bazı kaynaklarda Mimar Sinan'ın eseri olduğu belirtiliyor burası. İnşası 1451-1459 yılları arasında gerçekleştirilmiş bu köprünün. Balık tutan amcalar var. Şöylesi. Amca şu anda Vardar Nehri'nde balık tutuyor. Sizin için arkadan Keskin Bıçak şarkısını çaldırtıyorum. Bir yandan da köprüden devam ediyorum. Taş Köprü'den geçtim böyle. Onun dışında şurası gördüğünüz gibi Makedonya Meydanı. Burada da Medeniyetler Köprüsü var. Üzerindeki heykelleri görüyorsunuz. Ve yanda Arkeoloji Müzesi. Hemen arkamda Arkeoloji Müzesi duruyor. Medeniyetler Köprüsü'ndeyiz. Makedonya tarihinin zenginliğini anlamak için doğru adresmiş burası. 2014 yılında bir proje kapsamında inşa edilmiş. Bu arada şeyi söyleyeceğim. Bu arada buranın içine girmeyi düşünmüyorum bugün. Ama ne kadar olduğunu bir sorarım sizin için. Burada, ya burası o kadar küçük ki Üsküp. Böyle her yer birbirine yakın, gerçekten küçük ve böyle bir kere gördüğünüz kişiyi bir kere daha görme ihtimaliniz varmış gibi bir his var içimde. O yüzden benim video çekmem şu anda böyle insanlar tarafından işte ne yapıyor, kim ki o falan gibi bir algıya sebep oldu. O yüzden komik, ilk defa böyle video çekerken bu kadar izlendiğim ve dikkat çektiğim bir ortamdayım. Hani Avrupa'da bir sürü video paylaştım sizinle. Burada çok dikkat çekti bu olay. Herkes böyle ne yapıyorum ve neyi çekiyorum diye. Bayağı meraklı bir durumda. Buranın açık olduğu saatler salı ve pazar gününü arasında, saat 10 ile 6 arasıymış. Demek ki pazartesi tatil burası da. Bir soralım bakalım ne kadarmış. İçerisi şöyle bu arada. 200 dinar dediler. O da yaklaşık 3.3 euro gibi bir şey oluyor. Aslında çok ucuz. Bugün böyle genel olarak havayı karartmak istemediğim için şimdi daha farklı yerlere gidiyoruz. Karşıdan bu tarafa geçtik. Bakalım bu tarafta neler var. Burası daha eğlenceli duruyor. Günün sonunda köfte deneyimlemeyi bekliyor. Burada Kozmos köfte ve Destan köfteyi çok önerdiler. Hangisi daha iyi bilmiyorum. Bloğun sonunda belli olur. Şu anda Türk Çarşısı'nın girişindeyim. Sağ tarafta Davutpaşa Hamamı var. Gördüğünüz gibi. Burası en turistik yerlerinden biri Üsküp'ün. Oldukça Türk işi olduğunu görebilirsiniz. Zaten çoğu Türk de burada yaşıyor. Evet, Hürrem Şişa Lounge Çarşı Döner. Ve çiğ köfteye hoş geldiniz. Türkçe konuşmaya gidiyorum. Ya burası çok tatlı bu arada. Aşırı sevdim. Destan köfte uğramadan gitmeyin yazıyorlar. Çok ünlü bir köfteci burası. Türk Çarşısı'nın hemen girişinde, ortada.
Burası işte böyle İstanbul'da Sirkeci, İzmir'de Kemeraltı gibi örnek verebileceğim bir alan, replikalar var. Türk çarşısı, Türk ve Balkan lokantalarının bulunduğu bir yer. Hamamlar, kervansaraylar, camilerin olduğu turistik bir yer. Bence gerçekten en turistik yerlerinden biri burası ve büyük bir çarşı gerçekten. 12. yüzyılda Türkler tarafından kurulmuş ve burası şehrin ticaret merkeziymiş. Çarşıdaki kuyumcuda çalışan çok çok tatlı, böyle benim yaşlarıma yakın bir kızla tanıştım. Çat pat Türkçesi vardı. Dedim ki burada ne yapılır, bana önerebileceğim bir yer var mı buradaki çarşıda, işte Türk çarşısında. Dedi ki hiçbir şey yok. Öyle bir gez dedi. İşte bu köfteciler var dedi o da, Destan ve Kozmos. Hangisi daha iyi dedim. Bence ikisi de aynı, çok bir farkları yok ama işte ikisi ayrı yerde. Biri girişte, biri çıkışta dedi. Hangisini yiyeyim bilmiyorum. Şu an telefon kaplarının oraya falan geldim. Kapçılar var burada. Çarşının içinde bir yer buldum böyle. Karşılıklı bira içilecek yerler gibi. Herhalde akşam açıktır burası diye düşünüyorum. Yan yana mekanlar var. Akşam burası bayağı güzel olur bu arada. Bence öyle duruyor. Böyle kan kanı çeker ya hani. Şu an en çok keyif aldığım yerlerden biri oldu burası, bu çarşı. Bayağı beğendim. Böyle jingle jingle, işte Türkçe konuşuyorsun falan. Şey, İngilizce biliyor musunuz falan diyorum. Bilmiyorlar zaten, Türkçe biliyorlar. Öyle konuşuyoruz. Ayakkabımı bağlayacağım. Arkadaşlar kendime nargile kafe buldum. Şimdi biraz burada oturacağım. Oturduğum yerde kendime çay söyledim. Şimdi nargilemi bekliyorum. Kendime çilekli ve muzlu nargile yaptırıyorum. Biraz dinlendim, oturdum, nargile içtim, çay içtim. Şimdi köfteciye gidiyorum. Saat 6'ya geliyor. Destan Köfte'ye gidiyorum. Çünkü burada bayağı bir ünlü. Köftecinin girişi burası. Şimdi bir yere oturacağım. İçeride oturulmuyor bu arada. Sadece dışarıda oturuluyor. Bana direkt Türkçe menü verdiler. Türkçe biliyor musunuz dedim. Onlar bilmiyor ama menü Türkçe. Ben bir tane şu porsiyon 10 kebaptan söyleyeceğim. Bir de şop pıska salatası söyleyeceğim. Bu tarafta da içecekler var. Gördüğünüz gibi alkolsüz ve alkollü arasında pek bir fark yok. Fiyat olarak. İnanılmaz bir şey geldi. Bunları nasıl bitireceğim bilmiyorum. Salatam, biber, soğan, şöyle bir tabak. Sizin için tadıyorum şimdi. Çok iyi. Evet, biraz hızlı bir şekilde bitirdim. Köftemi de yedim. Artık yavaş yavaş eve doğru gidiyorum. Akşam bir yere gider miyim, çıkar mıyım? Şu an bir planım yok. Dağda bir haç şekli var. Onu göstereceğim birazdan kamerayı çevirip. Bakın. Burayı anlamadık ya. Eve geldim şimdi, bir tane bira aldım kendime. İki günüm daha var. Yarın Matka Kanyonu'na gitmeyi düşünüyorum ama bir yandan da ulusal bayramları gibi bir tarihe denk geldim yarın. Hani otobüsler çalışır mı çalışmaz mı, biraz ona göre şekilleneceğim aslında. Kendime Heineken aldım. Bu arada burada benim kuzenim yaşıyor. Muhtemelen yarın akşam onunla görüşeceğim. Buraya gelirken harcamak için 300 euro'm vardı. 180 eurosunu dinara çevirdim. Elimde 120 euro var şu anda. Kenarda duruyor. 180 eurodan da totalde bugün yaklaşık 38-40 euro harcamışım. Böyle giderse ben 150-180 euro civarı maksimum bir harcama yaparım burada. Öyle, şimdilik vlogumu kapatıyorum. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Hoşçakalın.